Malum yaz geldi, ortalık çok sıcak. Ailemiz olarak çocuğumuz, biz, büyüklerimiz hep beraber sıcaktan bunalıyoruz ve bunun için serinlemek için, konforumuzu arttırmak için klima kullanmaya başladık. Arabamızda olsun, evimizde olsun, gittiğimiz iş yerlerimizde, gittiğimiz AVM'lerde, alışveriş merkezlerinde klimanın sürekli etkisi altındayız. Fakat bu konforumuzu sağlayan klimalar kabusumuz olmasın. Bu yanlış kullanımı çeşitli zararlı etkilerin kaçınılmaz olduğu bir gerçektir klimanın. Bunun için neler yapmalıyız? Neler karşımıza çıkmakta? Bunlar hakkında size bilgi vermeye çalışacağım. Ya klimaya kaynaklı enfeksiyonlar, bazı viral, az solunum yolu enfeksiyonları, kas ağrıları, kas tutulması, yüz felci ve klimaya bağlı olarak buradaki üreyen bakterilerin veya virüslerin bize bulaşarak zatürreye neden olması bizi etkileyen etmenlerdir. Özellikle çocuklar, süt çocuğu veya bebekler, yaşlılar, özellikle kanser hastası dediğiniz bağışıklığı düşük yaşlılar, üst solunum yolu ve alt solunum yolu ile ilgili kronik sinüzitü, bronşiti olan kişiler klima kullanımında çok dikkat etmelilerdir ve risk altındadır bu hastalar. Klimalar direkt olarak kişinin üzerine hava üflemesi sonucu kas ağrıları, yüz felci, sinirleri etkilemesi nedeniyle his kaybı olabiliyor. Ödem nedeni olabiliyor ve yüzümüzde uyuşukluklara neden olmuş olabilir. Klimaların yaydığı tozlar, soğuk hava kişilerde eğer alerji de varsa bu sıkıntımızı arttırarak bize kötü durumlara neden olabilir. Astım krizlerine neden olabilir, alerjik krizlere neden olabilir ve en yakın sağlık kuruluşlarına başvurmamıza neden olabilir. Alerjik bünyesi olan kişilerin ani ısı değişikliklerinden ve bu hızlı hava sirkülasyonundan kendilerini korumaları gerekir. Yaz aylarında daha çok görülen bu klimalar, büyük iş merkezleri, AVM'ler, otellerde kullanılan su bazlı hava nemlendiricilerin yol açtığı bir hastalık olan lejyoner hastalığı, küçük çocuklar olsun, bağışıklığı kötü insanlar olsun veya erişkinler için her dönem büyük bir risk oluşturmaktadır. Bundan nasıl korunacağız? Klimaların düzenli bakımlarının yapılması denetlenmeli ve kontrol edilmesi istenmelidir. Direkt klimaya maruz kalmamak için ısının düzenli kontrol edilmesi 22-24 dereceler önerimizdir. Direkt havanın sirkülasyonunun bizim yüzümüze, vücudumuza direkt çarpmamasına özen göstermeliyiz. Mümkünse oda serinledikten sonra odaya girmemiz önerilmektedir. Bu lejyoner hastalığı insandan insana bulaşmaz fakat bu havalandırma sistemleri direkt kaynaktır. Bu hastalığı da en kolaylaştırıcı etmenlerden biri de sigaradır. Sigara dumanı ve özellikle kapalı alanlarda içilmemesini öneriyoruz, tasvip etmiyoruz.